Rüyada ölmüş insanları canlı görmek, tefsir edilmesi en zor rüyalardandır. Deniliyor ki, rüyada ölüleri görmenin bize verdiği birçok farklı mesajlar vardır. Şeyhin biri bu hadiseyi anlatırken, "Bu benim duyduğum en garip rüyadır," dedi. Bir gün, beni çok içten ağlayan ve gergin olduğu ilk kelimesinden anlaşılan bir kadın aradı. Diyor ki, "Benim 7-8 yaşında vefat etmiş oğlum rüyalarıma giriyor ve bana yalvararak benim olduğum evden çekerek başka bir eve götürmek istiyor." Şeyh bu duruma şöyle yanıt verdi. "Ey iman kardeşim, bir insanın aziz dostu veya sevdiği herhangi kişi vefat edince onu rüyasında görür. Bu da beynin gerçeği kabul etmemesinden ve o kişiye olduğu özleminden kaynaklıdır. Onun için dua et ve sadakalar ver. Umarız ki Allah onu cennet ehlinden kabul eder." Ancak kadın daha sık aramaya başladı ve dedi ki, "Sadık rüyalar Allah'tan değil mi?" Şeyh, "Evet doğru," dedi. Kadın da, "Oğlum bana rüyada her birkaç günde bir geliyor. Beni çekerek evden çıkmam için yalvarıyor ve beni başka bir yere götürmek istiyor." Şeyh bu rüyayı tefsir etmeye aciz bir şekilde dedi ki, "Ey Allah katındaki kardeşim, oğlunuz küçük yaşta vefat etti ve henüz bir şey için mükellef değildi ve hiçbir borcu yoktu. Onun için merak etmeyiniz," dedi. Sonra şeyh içinden şöyle düşündü. "Bu çocuğun durumu çok farklı ve çok garip. Her seferinde sanki onun bir eksiği varmış gibi annesine ağlayarak geliyor. Bu rüyada kesinlikle bir sır ve mucize vardır," dedi. Ve telefonu eline alarak bir arkadaşını aradı ve rüyadan bahsetti. Arkadaşı ona dedi ki, "Bu gerçekten garip bir durumdur. Çocuk neden bir ihtiyacı varmış gibi annesine gelir ki?" Şeyh ve arkadaşı arayan kadının kocasıyla beraber yaşadığı eve girmeye karar verdiler ve en büyük sürpriz oradaydı. Bunu duyan herkes ölülerin rüyalara boşuna gelmediğini algılıyor. Şeyh çocuğun babasıyla oturdu ve ona dedi ki, "Bu çocuk senin sorumluluğun altında. Çünkü bu çocuğun ne borcu ne de bir mükellefiyeti var. Onun için sizin bir konuda kusurunuzun olduğunu düşünmüyor musunuz?" Annesi dedi ki, "Bizim hiçbir yere borcumuz yok. Kimseden de bir şey istemeyiz," dedi. Sonra babası biraz düşündükten sonra dedi ki, "Bize kalan miras paylaşıldığında hakkımı aldım ve kız kardeşim de hakkını almak için geldiğinde ona dedim ki, 'Ben fakirim, hakkını bana verir misin?' dedim ve verdi." Burada karısı karışarak ona "Dur," dedi. "Senin kız kardeşin utancından ve hayasından sana hayır demedi ve ondan sonra nasıl ağladığını beraber gördük." Burada kocası biraz sustu. "Beni affettiğini düşünüyordum," dedi. "Ey adam, zorla ve kardeşinin hayasını suistimal ederek aldığın şey sana haramdı. Çünkü kız kardeşin sana bu hakkı isteyerek vermedi. Fakirlikten şikayet ettiğin oğlun da zaten mükellef değildi. Bakın, Allah'ın size burada bir mesajı var. Oğlunuz boşuna bu şekilde rüyaya gelmez. Elbet bir mesajı vardır." Anne oğlunun çekmeye çalıştığı evin adresini tarif edince kocası "Bu kız kardeşimin evi olduğunu söyledi." Şeyh "Sübhanallah," dedi. "Ne mutlu size ki Allah size doğru yolu vakit geçmeden gösterdi. Bu yanlışınızı düzeltmeniz için size dünyada bir mühlet verdi ve işiniz ahiret alemine kalmadı. Oğlunuz sizin için endişelendi ve azap çekeceğinizden korktu ve buna mani olmak istedi. Onun için sizin rüyanıza geldi ve size bir şans daha verdi. Onun için bilmeliyiz ki ölüler rüyaya boşuna gelmez. Rüya, Allah Teala'nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusi idrakler ve vicdani duygular veya şeytani telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir şeklinde de tarif edilmiştir. Rüya, uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüya, uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görülür. Rüyada, görülmesi mümkün olan şeyler görülür. Uyanıkken görülmeyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir. Bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak işidir. Zira rüya insanların kalplerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrak edilmesi demektir. Müslümanların dışındaki bir takım çevrelerde bu konuda tutarsız ve reddedilmeye mahkum bir sürü şeyler söylemişlerdir. Ancak sağlıklı görüş sahibi alimlerin ve imamların görüşü makbuldür. Allah uyanık insanın kalbinde bir takım itikatlar yarattığı gibi uyuyan insanın kalbinde de bazı itikatlar yaratır. Allah uyuyan insanın kalbinde yarattığı itikatları başka zamanlarda yarattığı bir takım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar. Rüyada görülen durum bazen aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikat ve kanaat bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bunun tersi çıkabilir. Mesela bulut yağmurun belirtisidir. Allah bulutu yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir. Aynı şekilde uyku halindeki insanın kalbinde yarattığı
hayatta itikadı ve inancı bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazen yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikad bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü ve zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır. Allah, insanların levh-i mahfuzdaki durumlarına muttali olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek, levh-i mahfuzdan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içindeyken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanıkken rahat bırakmak istemediği gibi uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir. Yusuf da rüyasında 11 yıldızda ayın kendisine secde ettiğini görmüş, Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir. Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hazreti Peygamber'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bir bilgi vardır. Rüya ile ilgili Resulullah şöyle buyurmuştur. Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Bir başka hadiste de şöyle der. Müminin rüyası, peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı. Resulullah bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı. O rüyayı Müslüman kişi görür veya onun için bir başkası tarafından görülür. Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar rüya gören Müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre fasık sayılan Müslümanların gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin 70 parçasından biridir. Takva sahibi olan Müslümanın rüyası ise nübüvvetin 46 parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi Müslümanın salah ve takvasına göre değişik olur. Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takva sahibi olan bir Müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur. Peygamberlikte zaman zaman gaybtan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi gaybtan haberdar eder. Bu itibarla gaybtan haberdar olmak peygamberliğin alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir. Fakat alametleri kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesiyle rüya aleminde bir gaybtan haberdar edilebilir. Bu itibarla Müslümanın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir.